Bir başka örnek. Yine 1973'ün 2000. kuvvetini almak uzun hikayedir. Modumuz 3'e uyarlayacağım. Şu tabandaki 1973'ü 3'e bölüp kalanı bulacağım. 3 ile bölümünden kalanı bulacağım. 1973'ün rakamlarını topluyorum. 3'ün katlarını atıyorum. Kalan sağlar bizimdir. 9 3'ün katıdır. 3 de 3'ün katıdır. Bunlarla uğraşmama gerek yok. 1, 7 daha 8. 8'i 3'e böl, 2 kaldı. 2 üzeri 2000. Sorumuz bir aşama indirilmiş oldu. Sorumuz bir aşama indirilmiş oldu. Şimdi burada bakıyorum. 3 sayısı yani mod. Mod asal mı? 3 sayısı modumuzda. Mod asal mı? Asal. O 3 asal sayısıyla tabandaki 2 aralarında asal mı? Evet, birbirlerine bölmez. O zaman kural 2 üzeri 3 eksi 1 denktir 1. Yani 2'nin karesi 1'e denk. Ben bunu kullanacağım. 2'nin karesi 1'e denkse ben bunun 1000. kuvvetini alsam. Yani ne olur şunu bir sileyim. Yani kuvvet alabiliyorum. Bunun 1000. kuvvetini, bunun da 1000. kuvvetini alsam 2 üzeri 2000 de neye denk? 1'e denk mod 3'e. Yine söylüyorum. Eğer kuralı unuttuysak 2 üzeri 2000 hesaplayacaksak 2 üzeri 1 2'dir. Mod 3'te. 2'nin karesi 4'tür. 4'ü 3'e böldüm. Mod 3'te. İşte 1'i yakaladım. Böyle el yordamıyla birkaç aşamadan sonra gelecektir varsa. Ya 1 gelecekti burada karşıma. 3 durum vardı, toparlayalım. Ya 1 gelecek, ya 0 ya da periyot gelecekti. 1 geldi. Buradan sonra da soruyu çözebiliriz. Bir başka soru. 11 ile bölümden kalan aslında soru şu mu? Neye eşittir? 11. 11'e böleceğim. Kalanı bulacağım. Ben şimdi diyorum ki kardeşim, buradaki tabanlara bakıyorum. Yukarılar 19. Yukarılar 19. Buradaki tabanlara bakıyorum. Değişik bir yoldan çözmek istiyorum şimdi. 8 sayısını ben alsam, 8 sayısına 11 eklesem 19. 19'a 11 eklesem, bunun böyle sonsuz tane eşit var. 8'den 11 çıkarsam, sonra eksi 3'ten 11 çıkarsam, şöyle eksi 14 diye sonsuz tane eşiti var. Ben işin kolaylığı açısından 8 yerine kaç yazabiliyormuşum? Eksi 3. Şunu siliyorum. Şunu siliyorum. Eksi 3'ün, eksi 3'ün 19. kuvvetini yazıyorum. Yani 8 ile 3'ün toplamı 11 gibi. Yani şu 8'den 11 çıkardım. 7'den de 11 çıkarsam aynı mantıkla. Eksi 4'ün 19. kuvveti. 6'dan da 11 çıkarsam aynı mantıkla. Eksi 5'in 19. Şu 5 üzeri 19'a dokunmuyorum. Şu 4 üzeri 19'a da ve bu 3 üzeri 19'a da dokunmuyorum. Şu 3 üzeri 19'da şu eksi 3 üzeri 19 birbirini götürür. O eksi dışarıya çıkar. Bir artı bir eksi birbirini götürdü. 4 üzeri 19'da eksi 4 üzeri 19'da birbirini götürdü. Sıfırladı. 5 üzeri 19'da eksi 5 üzeri 19'da birbirini sıfırladı. Demek ki bunun cevabı sıfır oldu. Elde bir şey kalmadı. Bunu da bu yoldan çözmüş olalım. Bir başka soru. AB iki basamaklı bir doğal sayıdır. AB denktir sıfıra mod 2'de. Yani bu iki basamak sayı 2'ye bölündüğünde sıfır kalanı veriyor. 2'ye tam bölünüyor. Çift sayı demek ki. 9'a bölündüğünde 6 kalanı veriyor. AB iki basamak sayısı 9'a bölündüğünde 6 kalanı veriyor. En küçük AB doğal sayısını bulacağım. En küçük AB doğal sayısını bulacağım. Şimdi ben hemen buradan AB sayısı 2'nin tam katı yazabilirim. Hemen buradan AB sayısı 9'a bölünüyor. 6 kalıyor. Bunlar birbirlerine eşit. Demek ki bu AB sayısı 2'nin tam katı veya 9'a bölündüğünde 6 kalanını veriyor. Ben buradan uygun ayarlama da yapabilirim. Ekleme çıkarmalar yapabilirim. Mesela her taraftan 6 çıkarsam buradan 6 çıkarıyorum. Buradan da 6 çıkarıyorum. Niye yaptım bunu? Niye? Şu 9'a bölünen bir sayı. Şu 2'ye bölünen bir sayı. O zaman şurası 2 ve 9'un kökü olan 18 olacak. Bir daha söylüyorum. Ben buradan 6 çıkarsam 9'ye, buradan 6 çıkarsam 2x-6, buradan da 6 çıkaracağım. Dolayısıyla hem 9'a bölünen hem 2'ye bölünen sayı kaça bölünecek? 2 ile 9'un okeki 18'in katıdır burası. Yani şu söz konusu AB-6 sayısı 18'in tam katı. Yani ben AB-6'yı 18 alabilirim. Veya AB-6'yı 18'in 2 katı alabilirim. AB-6'yı efendim 54 alabilirim. Böyle devam eder sonsuza kadar. En küçük dedi bana, soruda okuyorum. En küçüğü şuradan gelir. -6'yı karşıya atarsam AB denilen sayımız 24 olur. 24'ün rakamları çarpımını sordu. 24, 2 ve 4 çarp gel 8. Gerçekten 24'ü alsam, şurada yerine yazsam 24'ü 2'ye bölsem 0 kalır. Doğru. 24 2'ye tam bölünür.
24'ü 9'a bölsem 2 kere 9 18'den 6 kalır. O da doğru. Cevabımız 24'tür. Başka cevaplar da buradan sonsuz tane gelir. En küçüğü budur. Evet, bir sayının birler basamağındaki rakam o sayının modona yani 10 ile bölümden kalandır. Bir sayı bu bölünebilme kuralından da biliyoruz. Bir sayının neyini bulacağız? Birler basamağındaki rakamı bulacağız. Demek ki 10 ile bölümden kalanı bulacağız. Burada da onu soruyor. Sayısının birler basamağındaki rakamı bulacağız. Buluyorum. 1707'yi alıyorum. 1267 denktir kaça? Mod 10'a. Aslında bunu soruyor bize. Ben hemen burada tabanı 1707'yi 10'a bölüyorum. 1707'yi 10'a bölsem 7 kalır. 7 üzeri 1267'dir aradığımız. 7 üzeri 1267'dir. Ben hemen bunu çözeceğim şimdi. Buradan devam ediyorum. 7 üzeri 1. 7. Neredeyiz? Mod 10. 7'nin karesi 49. 49'u 10'a böl. 9. Devam ediyorum. 7'nin kübü 7 kere 9, 63. Şu ikisinin çarpımı 7'nin küpü yapar. 63'ü 10'a böl. 3. Aynı modda. Uğraşmayayım bir daha oraları yazmakla. 7 üzeri 4. 3 kere 7, 21. Şununla şunu çarpsam 7 üzeri 4 yapar. 3 kere 7, 21. 21'i böldüm. Ha, işte 1'i yakaladım. Ne kadar güzel. İşimi hızlandırmış oldu. 4'ün bütün katlarında, bu 7 üzeri 4 değil de 7 üzeri 8, 7 üzeri 400, 7 üzeri işte 4'e bölünen 1000 gibi, 7 üzeri 1200 gibi 4'ün bütün katlarını atabilirim. Demek ki ben bu 1267'den 4'ün katları 1 olduğundan, çarpmada etkisiz eleman 1 olduğundan onları atabilirim. 1267'nin 1260'ı tam bölünür 4'e. 7'nin de 4'ü 4'e tam bölünür, 3'ü kalır. Yani bunun denki 7'nin kübüdür. 1267'den 4'ün bütün katlarını attım, 3 kaldı. 7'nin kübü kaçtı buradan bakıyorum? 7'nin kübü buradan bakıyorum, 3'tü. Cevabımız 3. Gördüğümüz gibi aslında işlemi kısa, mantığını da iyi algılarsak cevabı buluruz. Bir tane daha. Falanca sayısının birler basamağındaki rakamı bulacağız. Bunu hızlı çözmenin yolu şudur. Aslında bize sorduğu şu falanca sayısını mod 10'da çözeceğiz. Ben diyorum ki kardeşim 9'u mod 10'da 10 ekledim. 10 ekledim. Böyle sonsuz tane bunun eşiti var mı? Var. 10 çıkardım. 10 çıkardım. Şöyle eksi de sonsuz tane değeri var. En güzel, en yakışıklı. Tabii ki 9'un mod 10'daki dengi eksi 1 alabilirim. Eksi 1 alırım ben. Şuraya eksi 1 alsam. Eksi 1'in 1001 kuvveti tektir 1001 sayısı. Eksi 1'in 1001 kuvveti eksi 1. Cevabımız eksi 1. Eksi 1'in mod 10'daki dengi neydi? 9'du. Demek ki buradaki soru işaretimiz yine 9 çıkıyor. Cevabımız ne oluyor? E seçeneği oldu. Bu sorunun cevabı E seçeneği oluyor. Şimdi modül aritmetiği günlük hayatta kullanabiliyoruz. Gün problemlerinde modumuz 7'dir. Efendim. Saat problemlerinde dijital saatlerde genelde 24. Bazen 12 olan da var. Saat problemlerinde bir günün dönüşümü 24 saatte olduğundan. Yine dijital olmayan yani akrep veya yelkovanlılarda 12 olarak alacağız. Sorularımızı bu mantığa göre çözeceğiz. İşte bir tane soru. Bugün günlerden salıdır. 467 gün sonra hangi gün olur? Buradaki önemli olan özellik şu. Salı gününü 0 olarak seçeceğiz. 467 günün içerisinde 467 günü 7'ye bölsem 6 kere 7 42, 47 6 kere 7 42 kaç kaldı? 5. Demek ki 467'nin dengi nedir? 5. Kimde? Mod 7'de. Biz demek ki 5'i bulacağız. 5'i. Biz 5'i bulacağız. O zaman biz günlerimizi salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi diye devam edersem, salıya 0 dersem, sonraki 1, 2, 3, 4, 5, şu da 6'dır. 5 kaldığı için cevabımız ne olacak? Pazar olacak. Cevabımız ne olacak? Pazar olacak. Kalan 5. Kalan 3 olsaydı cuma olacaktı gibi. Kalan 0 olsaydı yine salıya gelecekti. Bir başka basit soru. 5 günde bir nöbet tutan bir asker 21. nöbetini salı günü tuttuğuna göre 16. nöbetini hangi gün tutar? Geriye geleceğiz. 21. nöbet, 20. 19. 18. 17. 16. 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık var. Yatay çizgiyle çizdiğim 5 aralık var. 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık. Her aralık kaç gündü? 5 gündü. Nöbet tutuyor. 5 gün sonra bir nöbet daha.
5 gün sonra bir nöbet daha. Demek ki beşer beşer bu aralıklar sıralanacak. Şimdi burada 5 tane ara var. 5 kere 5, 25 gün geçecek. 25 günün mod 7'deki denki 25'i 7'ye bölelim, kalanı bulalım. Haftalık modumuz 7. 4 kere 7 28 olmaz. 3 kere 7 21, 4 kaldı. Demek ki ben geriye doğru geleceğim ya, salıdan başlamıştım. Salı 0. Geriye doğru geleceğim. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, yine salı. Şimdi salıyı 0 aldım, oradan başlamıştım. Kaça geleceğim? Geriye doğru 4'e. Salıdan bir gün önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, gene 0 diye böyle geriye doğru gidecek. 4 kaldığına göre, 4 kaldığına göre şuradaki 4'ten dolayı cevabımız ne olacak? Cuma olacak. Cevabımız ne olacak? Cuma. Geriye doğru gittik. Şimdi bu örnekle devam ediyoruz. Bugün günlerden çarşamba ve saat 10. 125 saat sonraki gün ve saat ne olur? 125'i biz alacağız. 24'lük günlük saati, periyodunu bulacağız. 120 yapar 5 kere 5. 5 saat fazla kaldı. Burası da 5 gün demek. Ha, bu adam çarşambadan başladıysa çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ve gene salıya geldi. Çarşambaya 0 diyoruz. Sonra buralar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç gün geçecek? 5 gün. 5 gün geçince 0'dan 5'e şuraya gel. Pazartesi diyeyim yani. Pazartesi saat 10'a geldim gene. Saat 10. Pazartesi saat 10'dayım. Ama 5 saatte fazlam var. Saat 10'a 5 koydum. 15 oldu. Pazartesi günündeyim hala. Cevabımız A. Yine bir başka soru. İki hemşire arkadaş sırasıyla birisi 2 günde bir, diğeri de 3 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi beraber birinci nöbetlerini pazar günü. Pazar günü birlikte ilk nöbetlerini tuttular. İkisinin beraber tutacağı 10. nöbet. 9 tane ara var. Birinci nöbet, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Öğrenci arkadaşlar her seferinde bunu elle yazmayacaklar ama ben göstereyim. Birinci ara, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu. Birden 29'a kadar nöbet olsaydı 28 ara olurdu. Birden 70'e kadar olsaydı 69 tane aralık olurdu. Burada 10 tane nöbetin 9 tane aralığı var. Ben bu aralıklarda kaç gün geçeceğini buluyorum. Bu 2 günde bir nöbet tutuyor. Bu da 3 günde bir nöbet tutuyorsa 2 ile 3'ün o keki 6 günde bir nöbet tutarlar. 6 günde bir denk gelirler. Şu aralarda 6'şar gün geçer. Kaç tane aramız vardı? 9. 9 kere 6 kaç gün geçer? 9 kere 6 54 gün geçer. 54 gün geçer. 54'ün mod 7'deki karşılığını bulacağım. 7 kere 8 56 olmaz. 7 kere 7 49. Kaç kaldı buradan? 5. 5 gün kaldı. Hangi gün başladık? Pazar. Pazara 0 diyordum. Pazartesi 1. Pazartesi 1. Salı 2. Çarşamba 3. Perşembe 4. Cuma 5. Cumartesi 6. Kaç kalmıştı? 5 kalmıştı. 5 kalmıştı cevap. Cuma. Şöyle geriye de gidebilirdik. Pazar 0 ise pazar 0 ise şurada cumartesi 6. Çünkü moda tamamlayacağım 7'ye. Efendim. Cuma 5. Şöyle de yazabilirdik. Öğrenci arkadaşlara kalmış. Ben icra edeceğim diye uzun uzun her şeyi yazıyorum. Bunları görerek, düşünerek, çeltik atarak da hızlıca arkadaşlar bulabilirler. 5 gün Cuma'ya denk geliyor. Şimdi geldik denklik sınıfına. Denklik sınıfında neyin nesi? Şu. Eğer bir tane pozitif tam sayımız varsa, M modülünde elde edilen kalanlar olsa olsa olur. Yani ben mod 5'te işlem yapsam kalanlar ya 0'dır ya 1'dir ya 2'dir ya 3'tür ya 4'tür. Başka bir şey olamaz. Mod 3'te yani bir sayıyı 3'e bölüyorum kalanları buluyorum. Mod 3'te işlem yapsam kalan ya 0'dır ya 1'dir ya 2'dir. Başka bir şey olamaz demek istiyorum. Demek ki mod M'de işlem yapsam kalanlar budur. Mod M'de M tane eleman var ama M-1'e kadar. Mesela mod 5'te 5 eleman var ama 0'dan 4'e kadar. 0'dan başlayınca 5 eleman arda arda tam sayılardan yazınca 4'te biter. Mod 3'te 3 eleman var. 0, 1, 2, 2'de biter gibi diyeceğiz. Bunu unutmayacağız. Denklik sınıfı budur. Ve denklik sınıfı şurayı bir silelim. Daha rahat okunsun. Her tam sayı M ile bölündüğünde hangi kalanı veriyorsa o kalana denk olacak. Denk olacak şekilde denklik sınıfları bunlar olur. Yani ben aslında şuradaki mod 5'te 0 çizgi, 1 çizgi, 2 çizgi, 3 çizgi, 4 çizgi yazabilirim. Bunların ne manaya geldiğini birazdan söyleyeceğiz.
Dolayısıyla gerçekten Z bölü M'ye de bunları yazabiliyorsam Z bölü 7'de de bunları yazabilirim. Bunları yazabilirim. Z bölü M'de işlem yapmak demek, mod M'de işlem yapmak demektir. Demek ki ben Z bölü 3'te yazsam 0 çizgi, 1 çizgi, 2 çizgi kalır. Bunlara ne manaya geldiğini biraz burada söyleyeyim. Bir duralım şimdi. Bir tam sayıyı 3'e bölüyorum, kalan 0. Bir tam sayıyı 3'e bölüyorum, kalan 1. Bir tam sayıyı 3'e bölüyorum, kalan 2 demek oluyor bu. Hangi tam sayıları 3'e böldüğümde tam bölünürler? Kim onlar? 0, 3, 6, 9, sonsuza kadar gider. Eksi 3 bölü eksizden de var. Demek ki bu 0 çizgi, 0 şapka, 0 çizgide sonsuz tane sayı var. 3'e tam bölünen sayılar. Hangi tam sayıları 3'e böldüğümde 1 kalanını verir? Bir kere 1. 3 tane zıpladım. 3 daha, 3 daha böyle sonsuza kadar gidiyor. 3 tane düştüm. 3 tane düştüm. Bu da sonsuza kadar gidiyor. Demek ki bu bir çizginin içinde sonsuz tane sayı var. Bunlar birbirine denk. Denklik sınıfı oluyor. Yine devam ediyorum. Hangi tam sayıları 3'e böldüğümde 2 kalanını veriyor? 2 var. 5 var. 8 var böyle gidiyor. 3 düştüm. 3 daha düştüm. Bu da böyle sonsuza kadar gidiyor. Buradaki şapka budur yani. Kalan sınıfı budur. Örnek diyelim. Mod 5'te, Z bölü 5, mod 5'te fx verilmiş. F3 3 çizgiyi bulacağız. Bulalım, 3 çizgiyi bulalım. 3'ün çizgisinin karesi 5 tane 3 çizgi artı 1 eşittir. 3'ün karesi 9 artı 3 kere 5, 15 artı 1. Kaç etti burası? Artı 1, 25. 25'i kaça böleceğim? Mod kaçta işlem yapıyor? Mod 5. Bu da nedir? 0. Demek ki biz o karşılığımız sıfır çizgi. Mod 5'e uygulayacağım kalan çıkan sonucu. Şimdi başka örnekler. Z bölü 5'te bunu çözeceğiz. Cevap şıkları da verilmiş. Bunları yazıp yazıp deneyebilirim. Onları öğrenci arkadaşları bırakalım. Biz burada 3x kareyi bırakırız. Şu bir karşıdan çıkar 3. Sonra 3'e böleriz. Kimin karesi 1'dir diye normal klasik bir cebirsel denklem çözüyorum. Kimin karesi 1'dir? Ya artı 1'dir cevabımız ya da eksi 1'dir. Mod kaça çevireceğim? Mod 5'e. Mod 5'te bir çizgi var. Eksi 1'e 5 ekledim. 5 ekledim. 4. 5 ekledim. 9. Böyle sonsuz tane denge vardı. Demek ki buradaki kökümüz, bunu x1 desem, bunu x2 desem, buradaki kökümüz nedir? 4 çizgidir. Bir 1 varmış, bir de 4 varmış. Cevabımız C. Aslında soruya da dikkat edilirse buraya kadarki bütün işlemleri yine buralarda kullanabiliyorum. Cevabımız böyle oluyor. Bir başka soru. Z bölü 5'te yani mod 5'te. Mod 5'te 3'ün toplamaya göre tersi A. 3'ün toplamaya göre tersi eksi 3'tür. Yazdım. 3'ün çarpmaya göre tersi B. 3'ün çarpmaya göre tersi 1 bölü 3'tür. Bu da B. İkisinin çarpımını A çarpı B'yi mod 5'te bulacağım. Çarpayım ben bunları. A ile B'yi çarpıyorum. Eksi 3 ile 1 bölü 3'ü çarpıyorum. Eksi 1 çıkıyor. Eksi 1'i mod 5'te uyarlama yapıyorum. Mod 5. 5 ekliyorum buna. 4. 5 daha ekliyorum. 9. 5 daha ekliyorum. Sonsuz tane cevabı var. Cevaplar da burada en uygunu 4 çizgi olarak bulunuyor. Bir soru daha. Mod 9'da çözeceğiz bu denklemi. Mod 9. Ben bunu çarpanlara ayırsam. Şöyle. Eksi 7 artı 1 çapraz çarpınca ortadakini verdi mi? Verdi. Demek ki bizim bu hikayemiz x eksi 7 çarpı x artı 1 olacak. Eşittir 0. Ya buradaki köklerden biri 7 olacak ya da diğer köklerden biri eksi 1 olacak. Diğer köklerden biri eksi 1 olacak. Mod 9'dayım. Ben buna 9 eklesem, 9 eklesem, 9 eklesem bunun sonsuz tane değeri var. Ama z bölü 9'da olabilecek şapkalı neler vardı kalan sınıfları? 8'e kadar bunlardan seçecektim ben elemanlarımı. Biri 7, 7 çizgi. Diğeri de 8 çizgi. Demek ki bizim çözüm kümemiz şuymuş. Çözüm kümemiz ÇK, 7 çizgi virgül, 8 çizgi olur. Bir başka örnek. Yine 1973'ün 2000. kuvvetini almak uzun hikayedir. Modumuz 3'e uyarlayacağım. Şu tabandaki 1973'ü 3'e bölüp kalanı bulacağım. 3 ile bölümünden kalanı bulacağım. 1973'ün rakamlarını topluyorum. 3'ün katlarını atıyorum. Kalan sağlar bizimdir. 9 3'ün katıdır. 3 de 3'ün katıdır. Bunlarla uğraşmama gerek yok. 1, 7 daha 8. 8'i 3'e böl 2 kaldı. 2 üzeri 2000. Sorumuz bir aşama indirilmiş oldu. Sorumuz bir aşama indirilmiş oldu. Şimdi burada bakıyorum. 3 sayısı yani mod. Mod asal mı? 3 sayısı modumuzda. Mod asal mı? Asal.
O 3 asal sayısıyla tabandaki 2 aralarında asal mı? Evet, birbirlerine bölmez. O zaman kural 2 üzeri 3 eksi 1 denktir 1. Yani 2'nin karesi 1'e denk. Ben bunu kullanacağım. 2'nin karesi 1'e denkse ben bunun bininci kuvvetini alsam. Yani ne olur şunu bir sileyim. Yani kuvvet alabiliyorum. Bunun bininci kuvvetini, bunun da bininci kuvvetini alsam 2 üzeri 2000 de neye denk? 1'e denk mod 3'e. Yine söylüyorum. Eğer kuralı unuttuysak 2 üzeri 2000 hesaplayacaksak 2 üzeri 1 2'dir. Mod 3'te. 2'nin karesi 4'tür. 4'ü 3'e böldüm. Mod 3'te. İşte 1'i yakaladım. Böyle el yordamıyla birkaç aşamadan sonra gelecektir varsa. Ya bir gelecekti burada karşıma. 3 durum vardı, toparlayalım. Ya bir gelecek, ya sıfır ya da periyot gelecekti. Bir geldi. Buradan sonra da soruyu çözebiliriz. Bir başka soru. 11 ile bölümden kalan aslında soru şu mu? Neye eşittir? 11. 11'e böleceğim. Kalanı bulacağım. Ben şimdi diyorum ki kardeşim, buradaki tabanlara bakıyorum. Yukarılar 19. Yukarılar 19. Buradaki tabanlara bakıyorum. Değişik bir yoldan çözmek istiyorum şimdi. 8 sayısını ben alsam, 8 sayısına 11 eklesem 19. 19'a 11 eklesem, bunun böyle sonsuz tane eşit var. 8'den 11 çıkarsam, sonra eksi 3'ten 11 çıkarsam, şöyle eksi 14 diye sonsuz tane eşiti var. Ben işin kolaylığı açısından 8 yerine kaç yazabiliyormuşum? Eksi 3. Şunu siliyorum. Şunu siliyorum. Eksi 3'ün 19. kuvvetini yazıyorum. Yani 8 ile 3'ün toplamı 11 gibi. Yani şu 8'den 11 çıkardım. 7'den de 11 çıkarsam aynı mantıkla. Eksi 4'ün 19. kuvveti. 6'dan da 11 çıkarsam aynı mantıkla. Eksi 5'in 19. Şu 5 üzeri 19'a dokunmuyorum. Şu 4 üzeri 19'a da ve bu 3 üzeri 19'a da dokunmuyorum. Şu 3 üzeri 19'da şu eksi 3 üzeri 19 birbirini götürür. O eksi dışarıya çıkar. Bir artı bir eksi birbirini götürdü. 4 üzeri 19'da eksi 4 üzeri 19'da birbirini götürdü. Sıfırladı. 5 üzeri 19'da eksi 5 üzeri 19'da birbirini sıfırladı. Demek ki bunun cevabı sıfır oldu. Elde bir şey kalmadı. Bunu da bu yoldan çözmüş olalım. Bir başka soru. AB iki basamaklı bir doğal sayıdır. AB denktir sıfıra mod 2'de. Yani bu iki basamaklı sayı 2'ye bölündüğünde sıfır kalanı veriyor. 2'ye tam bölünüyor. Çift sayı demek ki. 9'a bölündüğünde 6 kalanı veriyor. AB iki basamak sayısı 9'a bölündüğünde 6 kalanı veriyor. En küçük AB doğal sayısını bulacağım. En küçük AB doğal sayısını bulacağım. Şimdi ben hemen buradan AB sayısı 2'nin tam katı yazabilirim. Hemen buradan AB sayısı 9'a bölünüyor. 6 kalıyor. Bunlar birbirlerine eşit. Demek ki bu AB sayısı 2'nin tam katı veya 9'a bölündüğünde 6 kalanını veriyor. Ben buradan uygun ayarlama da yapabilirim. Ekleme çıkarmalar yapabilirim. Mesela her taraftan 6 çıkarsam buradan 6 çıkarıyorum. Buradan da 6 çıkarıyorum. Niye yaptım bunu? Niye? Şu 9'a bölünen bir sayı. Şu 2'ye bölünen bir sayı. O zaman şurası 2 ve 9'un 10 kökü olan 18 olacak. Bir daha söylüyorum. Ben buradan 6 çıkarsam 9y, buradan 6 çıkarsam 2x eksi 6, buradan da 6 çıkaracağım. Dolayısıyla hem 9'a bölünen hem 2'ye bölünen sayı kaça bölünecek? 2 ile 9'un 10 kökü 18'in katıdır burası. Yani şu söz konusu AB eksi 6 sayısı 18'in tam katı. Yani ben AB eksi 6'yı 18 alabilirim. Veya AB eksi 6'yı 18'in 2 katı alabilirim. AB eksi 6'yı efendim 54 alabilirim. Böyle devam eder sonsuza kadar. En küçük dedi bana soruda okuyorum. En küçüğü şuradan gelir. Eksi 6'yı karşıya atarsam AB denilen sayımız 24 olur. 24'ün rakamları çarpımını sordu. 24, 2 ve 4 çarp gel 8. Gerçekten 24'ü alsam şurada yerine yazsam 24'ü 2'ye bölsem 0 kalır. Doğru. 24 2'ye tam bölünür. 24'ü 9'a bölsem 2 kere 9 18'den 6 kalır. O da doğru. Cevabımız 24'tür. Başka cevaplar da buradan sonsuz tane gelir. En küçüğü budur. Evet, bir sayının birler basamağındaki rakam o sayının modonu yani 10 ile bölümden kalandır. Bir sayı bu bölünebilme kuralından da biliyoruz. Bir sayının neyini bulacağız? Birler basamağındaki rakamı bulacağız. Demek ki 10 ile bölümden kalanı bulacağız. Burada da onu soruyor. Sayısının birler basamağındaki rakamı bulacağız. Buluyorum. 1707'yi alıyorum. 1267 denktir kaça?
mod 10'a. Aslında bunu soruyor bize. Ben hemen burada tabanı 1707'yi 10'a bölüyorum. 1707'yi 10'a bölsem 7 kalır. 7 üzeri 1267'dir aradığımız. 7 üzeri 1267'dir. Ben hemen bunu çözeceğim şimdi. Buradan devam ediyorum. 7 üzeri 1, 7. Neredeyiz? Mod 10. 7'nin karesi 49. 49'u 10'a böl. 9. Devam ediyorum. 7'nin kübü 7 kere 9 63. Şu ikisinin çarpımı 7'nin kübü yapar. 63'ü 10'a böl. 3. Aynı modda. Uğraşmayayım bir daha oraları yazmakla. 7 üzeri 4. 3 kere 7 21. Şununla şunu çarpsam 7 üzeri 4 yapar. 3 kere 7 21. 21'i böldüm. Ha işte 1'i yakaladım. Ne kadar güzel. İşimi hızlandırmış oldu. 4'ün bütün katlarında bu 7 üzeri 4 değil de 7 üzeri 8, 7 üzeri 400, 7 üzeri işte 4'e bölünen 1000 gibi, 7 üzeri 1200 gibi 4'ün bütün katlarını atabilirim. Demek ki ben bu 1267'den 4'ün katları 1 olduğundan, çarpmada etkisi eleman 1 olduğundan onları atabilirim. 1267'nin 1260'ı tam bölünür 4'e. 7'nin de 4'ü 4'e tam bölünür, 3'ü kalır. Yani bunun denki 7'nin kübüdür. 1267'den 4'ün bütün katlarını attım. 3 kaldı. 7'nin kübü kaçtı buradan bakıyorum. 7'nin kübü buradan bakıyorum. 3. Cevabımız 3. Gördüğümüz gibi aslında işlemi kısa, mantığını da iyi algılarsak cevabı buluruz. Bir tane daha. Falanca sayısının birler basamağındaki rakamı bulacağız. Bunu hızlı çözmenin yolu şudur. Aslında bize sorduğu şu falanca sayısını mod 10'da çözeceğiz. Ben diyorum ki kardeşim 9'u mod 10'da 10 ekledim. 10 ekledim. Böyle sonsuz tane bunun eşiti var mı? Var. 10 çıkardım. 10 çıkardım. Şöyle eksi de sonsuz tane değeri var. En güzel, en yakışıklı. Tabii ki 9'un mod 10'daki denge eksi 1 alabilirim. Eksi 1 alırım ben. Şuraya eksi 1 alsam. Eksi 1'in 1001 kuvveti tektir 1001 sayısı. Eksi 1'in 1001 kuvveti eksi 1. Cevabımız eksi 1. Eksi 1'in mod 10'daki denge neydi? 9'du. Demek ki buradaki soru işaretimiz yine 9 çıkıyor. Cevabımız ne oluyor? E seçeneği oldu. Bu sorunun cevabı E seçeneği oluyor. Şimdi modern aritmetiği günlük hayatta kullanabiliyoruz. Gün problemlerinde modumuz 7'dir. Efendim. Saat problemlerinde dijital saatlerde genelde 24. Bazen 12 olan da var. Saat problemlerinde bir günün dönüşümü 24 saatte olduğundan. Yine dijital olmayan yani akrep veya yelkovanlılarda 12 olarak alacağız. Sorularımızı bu mantığa göre çözeceğiz. İşte bir tane soru. Bugün günlerden salıdır. 467 gün sonra hangi gün olur? Buradaki önemli olan özellik şu. Salı gününü 0 olarak seçeceğiz. 467 günün içerisinde 467 günü 7'ye bölsem 6 kere 7 42, 47 6 kere 7 42 kaç kaldı? 5. Demek ki 467'nin dengi nedir? 5. Kimde? Mod 7'de. Biz demek ki 5'i bulacağız. 5'i. Biz 5'i bulacağız. O zaman biz günlerimizi salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi diye devam edersem, salıya 0 dersem, sonraki 1, 2, 3, 4, 5, şu da 6'dır. 5 kaldığı için cevabımız ne olacak? Pazar olacak. Cevabımız ne olacak? Pazar olacak. Kalan 5. Kalan 3 olsaydı cuma olacaktı gibi. Kalan 0 olsaydı yine salıya gelecekti. Bir başka basit soru. 5 günde bir nöbet tutan bir asker 21. nöbetini salı günü tuttuğuna göre 16. nöbetini hangi gün tutar? Geriye geleceğiz. 21. nöbet, 20. 19. 18. 17. 16. 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık var. Yatay çizgiyle çizdiğim 5 aralık var. 1, 2, 3, 4, 5 tane aralık. Her aralık kaç gündü? 5 gündü. Nöbet tutuyor. 5 gün sonra bir nöbet daha. 5 gün sonra bir nöbet daha. Demek ki 5'er 5'er bu aralıklar sıralanacak. Şimdi burada 5 tane ara var. 5 kere 5, 25 gün geçecek. 25 günün mod 7'deki denki 25'i 7'ye bölelim. Kalanı bulalım. Haftalık modumuz 7. 4 kere 7 28 olmaz. 3 kere 7 21. 4 kaldı. Demek ki ben geriye doğru geleceğim ya. Salıdan başlamıştım. Salı 0. Geriye doğru geleceğim. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, yine salı.
Şimdi salıyı sıfır aldım. Oradan başlamıştım. Kaça geleceğim? Geriye doğru. Dörde. Salıdan bir gün önce bir, iki, üç, dört, beş, altı. Gene sıfır diye böyle geriye doğru gidecek. Dört kaldığına göre, dört kaldığına göre şuradaki dörtten dolayı cevabımız ne olacak? Cuma olacak. Cevabımız ne olacak? Cuma. Geriye doğru gittik. Şimdi bu örnekle devam ediyoruz. Bugün günlerden çarşamba ve saat 10. 125 saat sonraki gün ve saat ne olur? 125'i biz alacağız. 24'lük günlük saati, periyodunu bulacağız. 120 yapar 5 kere 5. 5 saat fazla kaldı. Burası da 5 gün demek. Ha, bu adam çarşambadan başladıysa çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi ve gene salıya geldi. Çarşambaya 0 diyoruz. Sonra buralar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç gün geçecek? 5 gün. 5 gün geçince 0'dan 5'e şuraya geldim. Pazartesi diyeyim yani. Pazartesi saat 10'a geldim gene. Saat 10. Pazartesi saat 10'dayım. Ama 5 saate fazlam var. Saat 10'a 5 koydum. 15 oldu. Pazartesi günündeyim hala. Cevabımız A. Yine bir başka soru. İki hemşire arkadaş sırasıyla birisi 2 günde 1, diğeri de 3 günde 1 nöbet tutmaktadır. İkisi beraber birinci nöbetlerini pazar günü birlikte ilk nöbetlerini tuttular. İkisinin beraber tutacağı 10. nöbet. 9 tane